Merhaba arkadaşlar, şu anda İran Tebriz'deyiz. Lale Park alışveriş merkezine geldik. Yanımda taksici Muhammed abi var. Muhammed abi Tebriz'de taksicilik yapıyor kendisi. Onunla birlikte Tebriz'i geziyoruz arkadaşlar. Bize alışveriş merkezini gidelim, görelim, gezelim diye geldik buraya da. Alışveriş merkezini görüyorsunuz. Çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar dışına. Şu anda giriş yapacağız alışveriş merkezine ve oradaki mağazaların videolarını çekeceğiz. Buraya gelmek isteyen olursa Tebriz'e belki videolarımızdan faydalanır arkadaşlar. Sol tarafta taksiler var, sarı taksiler. Arkadaşlar şu anda yazılan yazılar var. Bunlar Arapça değil, Farsça. İran Arap değil, Fars'tır. Ama Arap alfabesini kullandığı için burayı Arap olarak biliyorlar. İran Tebriz'de geneli Türk, Türk şehri. İran'ın Türk şehridir. Yaklaşık İran'da 40 milyona yakın Azerbaycan Türk'ü vatandaşlar vardır. Azerbaycan Türkleri vardır yani. Şu anda alışveriş merkezine giriyoruz arkadaşlar. Yani tabelaların çoğu hep Farsça. Biz de tabii Fars bilmiyoruz. Yani %98'i 99'u hep Farsça yazılar. İran dini liderinin fotoğrafı var. Türkiye'de olduğu gibi aynı. Bir alışveriş merkezi nasılsa buradaki alışveriş merkezi de aynı. Burada kıyafet fiyatları bir tık, yani Türkiye'ye göre daha yüksek fiyatları. Fiyatların çoğu, kıyafetlerin çoğu Türkiye'den gelme. Yani Türk markası, Türk kıyafetleri burada daha çok tutuluyor arkadaşlar. Yani kıyafet fiyatları genelde yüksek yani Türkiye'ye göre. Güzel bir ambiyans var, ışıklar var. Sağ tarafta mağazalar. Şu an yürüyoruz. Sağda yine mağazalar. Görüyorsunuz tabelalar hep Farsça. Bazı tabelalar İngilizce olarak yazılmış. Buraya güzel bir yeşil alan yapmışlar. Çiçekler falan. Burası dinlenme alanı. Sol tarafta uçak biletleri satılıyor. Türk Hava Yolları'nda logosu var, görüyorsunuz. Diğer havayolu şirketlerinde tabelaları var. Güzel, temiz. Ben beğendim bu alışveriş merkezini. Ne ihtiyacınız varsa buradan alabilirsiniz. El Siva Kiki var. El Siva Kiki ve Roman mağazaları burada var. Bizim ilk dikkatimi çeken mağazalar. Görüyorsunuz iş yeri tabelaları, bazıları Farsça, bazıları Farsça yanında İngilizce yazanlar var. Şu anda yürüyen merdivenden yukarı çıkacağız. Arkadaşlar güzel bir alışveriş merkezi. Tavsiye ederim herkese. Yani Tebriz'e geldiğinizde buraları gezebilirsiniz. Yani bir alışveriş merkezinde gezmek istiyorsanız, tabii ihtiyacınız varsa burayı gezip bir fiyatı alabilirsiniz, fiyat bilgilerini. Biz El Siva 2'yi gezdik.
Yani fiyatlar %20, %30. Yani Türkiye'ye göre LCY2'nin fiyatları daha yüksek. Burada sağda bir ayakkabı mağazası var. Güzel, temiz bir alışveriş merkezi yani. Tebriz'de biz Muhammed abi var, taksici. Onunla geziyoruz. Sağ olsun bize her konuda yardımcı oluyor Muhammed abi. Muhammed abi benim çok sevdiğim bir abim var Tahran'da. Onun halasının oğlu. O rica etti. Dedi, halamın oğlu var. O seni her yere götürür. Onların diliyle aparır. Sağ olsun Muhammed abi de bizi her yere aparıyor. Muhammed abi çok seviyorum yani. Bütün işimizi görüyor burada. Bütün bizle ilgileniyor. Yardımcı oluyor. İstediğimiz yere götürüyor. O yüzden buradan Tebriz'den Van sınırına falan bizi götürdü dediğimizde bizi gidiyor Van sınırına bırakıyor. Orada biz uçakla tabii İzmir'e dönüyoruz. O sağ olsun bizi götürüyor yani. Bir daha yukarıya çıkıyoruz şimdi. Ben hem yukarı çıkarken hem sizle konuşurken sürekli mağazaların videolarını çekiyorum burada görmeniz açısından. Burada yukarıda çocuk oyun alan parkı var. Burada oyuncaklar var. Burada jeton alıp oyuncaklara evet bir çocuğunuz varsa bindirebilirsiniz. Güzel bir oyun alanı çocuklar için yapılmış. Çocuklar koşturuyor. Ha, Muhammed abi önümden geçti. Evet arkadaşlar. Lale Park alışveriş merkezi. Güzel bir alışveriş merkezi yani. Güzel, temiz, gelinebilir. Bütün ihtiyaçlar buradan alınabilir yani. Biz beğendik. Daha önce Muhammed abi de gelmiş zaten. Dedi gidelim bir bakalım, bir gez, bir gör dedi alışveriş merkezine. Ama standart bir alışveriş merkezi yani. Türkiye'de olan bir alışveriş merkezinde hiçbir farkı yok bence. Biz de dolaşıyoruz. Muhammed abi hem sohbet, muhabbet derken bizi gezdiriyor sağ olsun. Muhammed abinin sevdiğim tarzı taksiyle giderken hemen bir çayını bir termosun içine koyuyor. Yolda giderken duruyoruz. Çayımızı içiyoruz. Her gittiğimiz yerde çay kahve olmuyor. O şekilde çayımızı kahvemizi içerek bizi her yere götürüyor sağ olsun. Şimdi bir üst kata daha çıkacağız. En üst katta da arkadaşlar yemek alanı var. Burada pizza, hamburger, dondurma yani ne isterseniz var. Yani genel standart AVM'lerde olduğu gibi üst katları yine yemek alanına ayırmışlar. Yemek yeme yerleri var. Tabii biz burada genelde resimlere bakarak ben karar veriyorum burada yemeklere. Çünkü Farsça bilmediğimiz için burada genelde resimlere bakarak karar veriyorum yani. Solda yine kebaplar,
köfteler. Bak burada tam karşıma Türk mutfağı var. Türk olarak yazmış Lale Türk. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tebriz'e gelirseniz yani Türkçe konuşarak istediğinizi çözerim. Çünkü Türk şehri Tebriz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız Tebriz'de. Türkçe bilerek yani sanki Türkiye demiş gibi insanlarla konuşabilirsiniz. O yüzden Tebriz'i tavsiye ederim. Tebriz güzel bir şehir. Biz de bu şehri geziyoruz. Sonsuz Sefer YouTube kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.